Bugün kilo mu aldın? Efendim? Kilo mu aldın peki? Gelmeye başladı. Şehirdeyken aldım da, ülkedeyken almışım. Kaç kilo aldın? 3 kilo aldım. Yani. Bir hafta da bütün 5 kilo daha baktın yani. Yok ya, şey. Online yayın yapıyorduk ya, o zaman birazcık kaçırmışız. Ciddi alamadım onları. Esnek onları. Sefalet kazası. Sefalet olur mu ya? Ben şu an ne kadar mutluyum. Sen haberin bile yok. Maşallah. Sen çıkmayacaksın, korkma. O kadar istemiyor ki çıkmayı. Geldik, yeterince iyi karşılanmadık. Bize kapı açıldı ve gidildi. Aktiviteleri yapıyor.
geçen ayki aktiviteleri kitap okumaydı. Günde 15 dakika kitap okuma aktivitesi yapmışlardı. Şu anki aktiviteleri de sabah namazından sonra uyumama, kerahat vaktinde uyumama ve o saatleri tefsir okuyarak değerlendirme. Acaba kendisi bunu yapıyor mu gerçekten diye evine geldim. Yani sizi uyandırıp kendi geri uyuyor mu diye test etmek için. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz kendisinin okuduğu tefsir burada. Ama daha kapsamlı bir şey okumak istiyorum. O biraz daha meal gibi dedi. Aynı zamanda İskender Pala'nın Bülbül'ün dilinden Efendimiz'in hayatını anlattığı bir eserini okuyor. Bu eserin de çok sürükleyici, çok güzel olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz okuyormuş. O yüzden devam. Siz mesela ümitsizlik, ben hiç aklıma getirmem derken neyi anlatmak istiyorsunuz? Şöyle Kemal Beyciğim, yani her yeni doğan gün bir lütuftur. Siz şimdi hekimsiniz, hücrelerimiz yenileniyor değil mi? Evet. Kaç defa yani. Evet. Peki bizim kalbi durumumuz, ruhi durumumuz, akli durumumuz, ben geçen senedeki Saadettin değilim, 10 sene önceki hiç değilim. Yani ben yine aynı temadiyete devam ediyorum. Bir de yani yeni tabirle sürprizler, eski tabirle tecelliyatlar dolu bir, size bir gün hayat vermişse o gün size bir şey söylüyor yani. Yani ne olacak diye merakla, bizim eskiden şey vardı, dizi filmler vardı çocukluğumuzda. Yani şimdiki gibi değil sinemalarda, 31 kısım hepsi birden. Mesela şöyle bir kere o, bakalım kahramanımızı hangi maceralar bekliyor. Bu bana çok enteresan gelmişti. Yani her an için hangi maceralar bizi bekliyor? Hepimiz birer kahramanız esasında. Çünkü hepimiz kendi hayatımızın evet. Yazarı ve kahramanıyız. Evet. Açalım.
şu an arkadaşlarla ısırıyoruz değil mi? Aynen üşüdüğünü hatırlamıyorum. Yok o zaman. Harikasınız. Sadece, sadece bakın şunu defterliği görür müsünüz? Yoksa burada bir açık kapanışınız yok sizin aslında. Bu atladığı an çene tak oturacak. Bir köpek dişimiz eksik olduğu için oraya da bir şey yaptık biz, pontik yaptık. Yani eksik dişin yerini taklit eden bir dolgu yaptık. Şimdi ağız içindeki görseline bakacağız. Bakın şuradaki eksik dişimizin yerini bu sayede tamamlamış olduk. Şöyle alt plağımızı da yerleştirelim. Isıralım isteyeceğim. Tamam.